Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Habibina Muhammed. Sallu ala Tabibi kulubina Muhammed. Bu hafta konuda inşallah Teala Allah'ın nimetine şükür bahsi. Allah Teala buyuruyor İnsan suresinde Bismillah İnna hedeynâhü sebîle İmmâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Mevlamız buyuruyor, biz o insana yolu gösterdik. İki yol gösterdik. Demek ki her yaratan insan, her yaratan kişi iki yola da gidebilecek durumda yaratılıyor. İmmâ şâkiren, o kişi ya kendi ihtiyarıyla, isteğiyle şükür yoluna gider, şükür iman yoluna gider ve imma kefura, Allah korusun, veya da küfür yoluna gider. Her insanda büyük yetenek var. Zaten böyle olmasa imtihan olmaz. En büyük evliya da Allah korusun her türlü günah işleyebilir. En kötü insanda, en azgın kafirde imana gelip evliya olabilir. Mevlam böyle buyuruyor. İnsana iki yolu gösterdik, hidayet ettik, kolaylaştırdık. İmmâ şâkiren ve immâ kefûrâ. Burada şükür, Allah'ın nimetine şükür anlamına geldiği gibi, en büyük şükür nedir? En büyük şükür de Allah'ı tanımak, iman şükrü. En başta bu geliyor. Bir kişi Allah korusun iman şükrünü yerine getirmezse, Allah kulluk etmezse, yattığı yerden şapur şapur yiyip de çok şükür demesi o şükür anlamına gelmiyor. Mevlamız buyuruyor şükür bahsinde, nimet bahsinde, Estağfirullah. Ve in te'udu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın Celleşanı nimetlerini saymaya kalkışacak olsanız la tuhsuha, onları sayamazsınız, Mevlam buyuruyor. Allah'ın nimetleri insan üzerinde o kadar bol, o kadar sonsuz ki bunları sayamazsınız, Mevlam buyuruyor. Bir insan kuru ekmek yiyor, gene şükredecek. Elhamdülillah sıhhati yerinde. Nefes alabiliyor, tuvalete gidebiliyor, yürüyebiliyor. Bir yer ağrımıyor, rahatça uyuyabiliyor. En büyük hikmet bu. Öyle kişi var, evet malı çok, her şeyi çok ama yiyemiyor da. Veyahut da yediği kendisine zarar veriyor. Mesela tuz yasak kendisine. Fakat canı çekiyor, sabredemiyor, biraz tuz yiyor. Sonra çekiyor ama. Eyvah, böbreği oldu, şöyle oldu, tansiyonu çıktı. İlaçları, tedavidir, şunlar bunlar. Zahmet çekiyor. Bu için bir kişi ne kadar az da gıda bulsa, kuru ekmek bile olsa, eğer insan bunu rahatça yiyip sindirebiliyorsa, rahatça yatıp uyuyabiliyorsa, bu da nedir? Nimettir tabii. Bu için Mevlamız buyuruyor, Allah'ın nimetlerini, Celleşanı saymaya kalkışsanız, bunları sayamazsınız. Fakat bununla beraber, İnnel insane, insan kesinlikle le zalumun keffar. İnsan zalum, nefsine zulmedici. Keffar, Allah nimetine karşı da küfer nimette kişi bulunuyor. İnsan nefsine zulmediyor. Nasıl zulmediyor? Allah nimetini yiyor kişi, havayı soluyor, suyu içiyor, rahatça dünyada dolaşıyor, emin olarak dolaşıyor. Ama nefsine zulmediği kişi ömrünü, vaktini, organlarını haramda kullanıyor. Kulak haramda, göz haramda, dil haramda, yalanda orada kullanıyor.
Nimetler hep bir hazineye bağlı. Yağmur yağacak mesela. Gökten yağacak. Ne zaman yağacak? Kimin elinde? Efendim işte atmosferde ağaçlar, yüksek dalga, şunlar bunlar, işte su buharları efendim soğuk iklime gelince yoğunlaşıyorlar efendim, işte bulutlar meydana geliyor da, evet sebep doğru. Ama o sebebi yaratan kim? Bir de bu düzeni kuran kim? Yani bir yağmur yağması için Allah da bir düzen kurmuş, denge kurmuş. Bu dengeyi, düzeni kuran kim? Bunu kontrol eden kim? Bunu denetleyen kim? Başı başı mı bu? Değil. Allah Teala buyuruyor. Bismillah. Ve min şeyin illa indena hazainu. Ve min şeyin, yani bir şey yoktur ki, illa ne varsa şey, şay yeşav filan gelir ki mastardır. Allah'ın dilediği bir varlık, bir zerre, bir varlık. İlla indena hazainu. Her şeyin hazinesi Allah'ın indinde, onun katında, onun emrinde, tasarrufundadır. Nereye, ne kadar yağmur tanesi yağacak? Efendim buluttan yağacak. Olsun bakalım bu kendi kendine. Zaman gelir, yıllarca kurak oluyor dünyada bazı yerler, yıllarca. Niye orada oluşmuyor bu bulutlar? Demek ki evet, Allah bir sebep kılıyor dünyada her şeye. Ama Allah Teala o sebebi, o düzeni kuran Mevla. Onu denetleyen yine Mevlamız. Mesela ulemalar buyuruyorlar, Allah Teala dünyada bile suyu, ya Rabbim kendi hazine ediyor, insana bunu böyle veriyor. Yağmur yağdı. Yağan yağmur hemen kaybolup gitmiyor. Dağlara kar yağıyor, yağmur yağıyor. Bunu toprak çekiyor. Sonra ne oluyor? Dağlardan, yerlerine, menbaalardan su çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Bütün yaz derelere akıyor, kaynaktan su çıkıyor. Nedir bunlar? Allah'ın hazinesinden Mevlam böyle veriyor bunları. Ve Allah Teala bunu buyuruyor. Yalnız ile bir kaderi malum. Allah Teala her şeyin malum miktarıyla bak. Ve ma nunezzilehu illa bi kaderi malum. Allah Teala malum miktarda, belli miktarda Allah'ın indiriyor. Şimdi dağdan kaynak suyu geliyor. Bir de hemen gelip boşanmıyor. Böyle yavaş 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 geliyor böyle. Yıllarca, senelerce orada hazine ediliyor böylece. Gökte de denizler var, göklerde. Ne denizler var, göklerde var. Ama su olarak değil. Havadan hafif buhar halinde. Ama ne kadar su buharı var, hepsi bunu Allah'ın indinde katında belirli bunlar. Ona göre efendice. Mevla dediği zaman onlar Rabbim yeri sevk ediyor bir yere. Rüzgarını gönderiyor. İki arkadaş varmışlar. Biri hep Allah'a tarafa şükredermiş. Ne olsa olsun hep Allah'a şükredermiş. Bir gün bunlar yolda giderken beraberce, eşinin tabi araba yoktu da, dev at. Bir atın nalından bir taş fırlıyor. At koşarken demek ki nalı taşa vurmuş, taş fırlıyor. Bu Allah'a şükreden kişinin alnına geliyor, sert taş geliyor, köşeye taşmış, yarıyor alnını, kanamaya başlıyor. Bu kişi hem siliyor, Allah'ım sana çok şükür olsun Allah'ım, Allah'ım sana şükür olsun diye hep Allah'a şükür diye hem siliyor. Öbürü kızıyor artık, arkadaşım buna şükür olma artık böyle diyor. Olur mu şükür diyor, bak diyor, taş geldi, alnını yardı, kan akıyor. Bir nimet yok, neye şükür ediyorsun bana? İyi ama arkadaş diyor. Ya o taşı gözüme gelseydi gözüm çıkardı ama diye. Her şeyin daha beteri var böyle şey. Yani demek ki bunu görmek gerekiyor. Her şeyin beteri var. Bunu görmek gerekiyor. Yine iki arkadaş varmışlar. Yine biri Allah şükredermiş çok. Bunlara şakirin deniyor. Şimdi ehli imanın makamları var. Tevvabin, sabirin, şakirin diye makamlar var. Öyle kul var. Sabirin deniyor, o sabır makamındadır. Her şeye sabreder. Öyle kul var,
şakirin makamında nimet işte yüzer ama nimeti kendinden bilmez o. Onu Allah'tan bir nimeti. Hep Allah şükreder. Böyle bir kişi varmış, şakirinden. Hep Allah şükreden biri varmış. Onun arkadaşı da tam bunun zıddı, nankörmüş çok. Hep itirazda, hep isyanda. Bu isyan eden kişi, yani şükre karşı olan kişi, bir kişi evine giderken bunu yakalıyor o zamanın zaptiyeleri, yani polisler bunu yakalıyorlar. Yaka paşa atıyorlar zindana bunu. O çevrede bir adam öldürülmüş, polis ararken tek bunu görmüşler orada. Zan ile tutuyorlar, atıyorlar zindana. Tabi sabah şahide çıkarsa olacak. Bekliyorlar şimdi, soruşturuyorlar derken. Bu zindandan mektup yazıyor arkadaşına, şükredene, inkarcı. Arkadaş, başına böyle bir şey geldi işte. Hiç suçum yok, beni yakaladı altta zindana. Ne yapayım ben şimdi? Çıldıracağım ben burada diyor. Dayanamayayım buna diyor. O da cevap veriyor. Allah şükret, Allah betene korusun diyor buna. Şimdi mektubu okuyunca kızıyor, mektubu yırtıp ben altta çiğniyor. Bunun da beter olur mu diyor. Ya suçum yok diyor, ben altta zindana. Hem katil zanlı ile altta ben zindana diyor. Buna şükür olur mu diyor, bunu beter olur mu diyor. Atıyor kağıdı, ayak altta çiğniyor bunları. O gece gerçek katil yakalanmış o gece. Katille yürü yarı bir şeymiş, azgın. Öyle bir katilmiş yakalanmışlar, gece açı katil yakalanmışlar. Getiriyorlar, tabi eski cezaevleri kerpiçten ahşap şeyler. Yani bunu katil kabir icabında. Şimdi diyor ki gardiyanlar ne yapalım acaba bunu, kaçırmayalım elden. E bunlara birbirine zincir ayağına bağlayalım diyor. Ayaklarını birbirine zincirle bağlayalım. O zaman bu kaçamaz bu diyorlar. Tam gece arası uyuyorum zaten. Uykudan oynuyor bu. Gerçek katilin ayağında bunun ayağını zincire bağlıyorlar. Tabi gerçek katil zor zapt etmişler. Bir yer adam bağırıyor, çağırıyor, kızıyor neyse. Uykusu kaçmış epeyce. Bir zaman sonra uykuya dalmış bu da. Tam uykuya dalmış, katil kalk kalk. Ne var? Tuvaletim geldi benim diyor. İstermiş meğerse kendisi. Kalk bakalım. Şimdi bu gidiyor, tabi oda içerisinde kenara yapacak. Bu arkasını dönüyor, zincire bağlı. Mecbur kalkıyor. Katil oturuyor, patır kütür. Kokuyu size salıyor. Pisini yapıyor oraya. Neyse gibi yatıyorlar. Aradan tam uykuya dalıyor, yine kaldırıyor. Kalk. Yine karın var. Kalk bakalım gene. Mecbur kalkıyor. Korkuyor katilden. O güne sabaha kadar kaseme kalkıyor. Sabah olunca bu da bana mektup yazıyor arkadaşına. Arkadaş bu akşam başına böyle bir olay geldi ama şimdi Allah şükredeyim ama diye bak. Allah için şükrediyorum diye. Ne edersen diyor, ya benim karnım ağrısı ishal olsaydım, beni kaldıramazdım diye. O kalkmazdı, ben o zaman ne yapardım diye. Demek ki her şeyin beteri varmış diyor. Her şeyin beteri varmış diyor. Şimdi gerçekten hemen insan, genelde insanlar nimeti göremiyor muhtemelenler. Nimeti göremiyoruz. Demek ki ne kadar durumumuz da olsa olsun, yani kişi hasta da olsa yine şükredecek kişi bence. Daha beteri var, daha beteri var, daha beteri var. Böyle hasta var, bakılıyor evinde. Çoğu çocuğu var, şusu busu var, bakılıyor, ihtiyaçları görülüyor. Ya kimsesi olmasa, garip olsa, her şeyin beteri var demek ki. Hadis-i şerifte buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, şükür nimetin bağı. Şükür nimetin bağı. Aynı bunu Peygamberimiz ava benzetiyor. Bir av yakalandı mı, vahşi hayvan yakalandı mı, eğer bağlanmazsa hemen kaçar gider tabi. Bağlandı mı teslim olur hayvancağız. Ve buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, şükür de nimetin bağı buyuruyor Peygamber. Şükür nimetin bağı. Demek ki bir insan Allah'a şükrederse nimet kaçmıyor, bağlanıyor. Kişi şükürü terk ettiği anda nimet gidiyor. Ve Allah Teala buyuruyor İbrahim Suresi'nde bunun hakkında. Bismillah. Ve izi teezzene rabbukum. Habibim hatırla şu zamanı ki teezzene rabbukum, Rabbin ilanı bildirdi. Rabbinin şu ilanını
Hatırla. Ne buyurdu Mevlamız? Le'in şekertüm, eğer nimetlerime şükür ederseniz le'ezidenneküm, elbette o nimeti daha arttırırım, ederim. Mevla buyurdu hakikatenler. Allah-u Teala ayet-i kerimesinde buyuruyor Mevlamız. Le'in şekertüm, hem de burada tekitti geliyor. Lam geliyor, hem de şedde geliyor burada. Le'ezidenneküm, Mevla buyuruyor. Eğer nimetime şükrederseniz, elbette nimetim daha arttırırım, Mevla buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Şeriflerinde, Allah-u Teala kullarına birine Mevlamız, imtihan için bir musibet gönderir Mevla. Yani kul imtihanın dışında kalamaz. İmtihanın dışında. İmtihanın biri gider ama yine başkası gelir. Başkası gelir. Öyle kişi gelmiş ki bu dünyaya, öyle hastalığı, derdi varmış da bir gün diyorlar ki kendisine, ne olur bir dua et, edelim beraberce de Allah sana şifa versin. Gülüyor. Ben bu hastaya alıştım. Hasta bana alıştı. Bu giderse dünya imtihan yeri olduğuna göre diyor, başka bir hastalığı gelecek, başka imtihan gelecek. O bana yabancı geliyor diyor. Ona alışmam daha zor olacak. Hazır buna alışmışım diyor. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Allah-u Teala kullanan birine imtihan için bir musibet gönderir. Tabi Mevla şeyi biliyor Allah-u Teala. Ta ki kulun ne olduğunu meydana çıksın. Yani kulu anlasın nedir kendisi ki, yani mahşerde itirazda bulunamasın. Melekler götürüyorlar musibeti. Ama eşine, işine, parasına, hastalığına, bedenine, sağlığına bir şey geliyor. Allah-u Teala meleklerine soruyor Mevlam. Her şeyi biliyor, görüyor Allah-u Teala. Meleklerine soruyor. Meleklerim, benim kulum nasıl karşılıyor imtihanımı? Eğer kul iyi karşılamışsa, Rabbim böyle dilemiş, kaderimde bu da varmış. Çünkü kader iki yönü var kaderin. Hayri, şerri minallah. Yani iki kanat kader, hayır şer. Yani her insan nasıl uçarken bir kanat bir kanadına. İnsan yürürken bazen sağ ayağını, sol ayağını böyle adım adım. Gittiği gibi insan da sürekli ya hayırla ya imtihan, şerli imtihan oluyor. Yine Mevlam bunu ayetten buyuruyor. Bismillah. Ve neblüküm bişir vel hayri fitne. Mevlam buyuruyor bakınız. Ve neblüküm, Allah da buyuruyor, sizi imtihan ederiz Mevlam buyuruyor. Ederiz. Bil hayri ve şerri fitne. Bazen hayır ile, bazen şer ile. Yürüme gibi böyle. Bir saati, insan bir son atıyor böyle. Kişi bazen hayırlı imtihan, bazen şerli imtihan. Şimdi kulun başına melekler getirirler, bir imtihan başına geldi. Şer. Tabi hayır gelince kolay da. Şer geldi. Allah-u Teala meleklerine soruyor. Ey benim meleklerim, ben kuluma şu imtihanı gönderdim. Kulum bunu nasıl karşıladı? Eğer kul bunu iyi karşılamış, Allah'ın böyle dilemiş, öyle muaffı görmüş, demek ki benim kemalim buna bağlı, bu imtihan aşmama bağlı benim kemalimde, Mevlam böyle dilemiş dedi, razı olmuşsa melekler seviniyorlar. Ya Rabbi ne güzel kulun var senin ya Rabbi. Benim Mevlam böyle dilemiş, o beni yarattı, ben ne karışım onun işindeydi, razı oldu. Buyur ki Allah-u Teala meleklerim, meleklerim, madem kulum benden razı, ben de ondan razıyım. Bak. İmtihanı o zaman kısa keselim. İmtihan çabuk kalkıyor der bak. Yani kul Allah'tan razı oldu mu, Allah da kulundan razı oluyor, imtihan kısalıyor. Ufalıyor imtihan, küçülüyor, çabuk kalkıyor imtihan. Eğer bunun aksi olursa, şimdi melekte imtihan getirirler işte başına, dişine, hastalığına, işine bir şey geldi. İmtihan geldi. Kul isyanda, itirazda. Melekler üzülüyor işte melekler. Utanıyor Allah'ta melekler. Ya Rabbi, senin kulun bunu kabullenmiyor ya Rabbi. İtiraz ediyor senin kulun buna. Senin kulun bağırıp çağırıyor ya Rabbi, isteyen diyor ya Rabbi.
O zaman diyor ki Allah-u Teala, madem kulum benden razı değil, ben de ondan razı değilim. Kendisine başka Rab bulsun da buna kurtulsun der. Böyle buyur diyor. Kul o belada kalır. Kul isyan ettikçe, şikayet ettikçe imtihanı büyür, büyür, büyür. Buyur muhteremler. Ufak şey razı verirken imtihanı daha büyür. Bu işin imtihanın kalkması demek ki Allah-u Teala'dan razı olmak gerekiyor. Bu alemde hiçbir şey başı boş değil muhteremde. Bir kesinlikle böyle şey. Bir yaprağın kımıldaması katiyen başı boş diye böyle. Allah'ın takdiri olmuştur bunlar. Razı olmak gerekiyor. Mevlamız buyuruyor işte ayet-i kerimesinde le'in şekertüm le'ezidenneküm. Allah buyuruyor. Ey kullarım, Allah Teala buyuruyor. Eğer nimetlerime şükrederseniz le'ezidenneküm. Elbette elbette o nimet daha ziyade ederim. Arttırırım Mevla buyuruyor. Ve le'in kefertüm. Eğer küfre giderseniz, isyana giderseniz, nankürle giderseniz inne azabi leşedid, inne azabi, azabım da kesinlikle leşedid, azabım çok şedittir Mevlam buyuruyor. İşte Allah nimetine şükür gerekiyor muhteremler. Mevla bir kişiye, Mevla bir topluma, Mevla bir ülkeye bazen bol nimetler verir. Rabbim büyük refahlar verir. Kul Allah'a şükür yerine Allah isyan ederse, kul küfür yoluna giderse Allah da hem nimetini alır hem Allah'ın azabı geliyor. Ben öyle buyuruyor. Veleyin kefertüm böyle yapıyor. İnni azabi leşedid böyle buyuruyor. Azabım çok şedittir, çok şedittir böyle buyuruyor. Eğer şükür yerine küfre gidilirse. Peki şükür nasıl olacak? İşte yedik, içtik, çok şükür, elhamdülillah. Yeterli mi? Değil, değil muhtemelen. Değil. Çünkü nimetten yalnız dil, yalnız damak faydalanmıyor ki. Yalnız damak, evet, damak bir tad oluyor bazen. Ama yalnız o onunla nimet sınırda kalmıyor. Peki nasıl olacak nimet? Onu da buyuruyor Mevlamız. Yani Kur'an'da hepsi var Kur'an-ı Kerim'de. Mevlamız buyuruyor. İ'melû âle Davud'e şükrâ. İ'melû amel ederek, amel ile. Bu emir kimlere ilk geldi ayet-i kerimede? Âle Davud'e. Davud Aleyhisselam'ın âline. Davud Aleyhisselam hem peygamberdi hem de devletin başkanıydı. Oğlu Süleyman Aleyhisselam hem peygamberdi hem devletin başkanıydı. Onlarda iki nimet birleşti onlarda. Hem nübüvvet hem saltanat birleşti. Yani en büyük nimet onlara verildi. Verildi. Onun için Mevlam buyurdu. Ey Ali Davud, Davud'un Ali, kulu değil bakınız. Yani çok şükür deyin değil. Mevlam buyurmadı. Yani söyleyin değil. Sözü değil. İmeli fiili. Sözü değil. Evet söz olacak ama söz yetersiz muhtemelen. Söz yetersiz. Kişi oturuyor sofrasına mesela, efendim Allah korusun içkiyi de alıyor yanında, müzik de yanında, sonra ailece oturuyorlar, haram da işleniyor işte, çırışıp da oturuluyor, yabancı da olabilir aralarında oturuluyor. Efendim ondan sonra işte, çok şükür efendim. Yok, olmaz muhtemelen. Yani yalnız sözü şükür yeterli değil. Nasıl olacak? İ'melü amel ile. Bir fiil şükür yaşanacak, yaşanacak. Nasıl yaşanacak? Allah'ın emri uygulanacak orada. Yani yemede, içmede, giyinmede, gezmede, sağlıkta, sıhhatte, her bir şeyde kişi kendisi olarak, aile olarak ve toplum olarak böyle yapılması gerekiyor. Mevlam böyle buyuruyor. Peki yapıyor mu insanlar bunları? Onu da Mevlam buyuruyor. Ve kalilü min ibadiye şekûr. Mevlam buyuruyor bak. Ve kalilün ne azdır ne azdır min ibadiye kullarımdan eşşekûr. Kullarımdan şükreden kullarım azdır çok azdır Mevlam buyuruyor.
Allah Teala bir topluma, verilen bir millete, Rabbim bir kula nimet verdi mi, genelde o kişi, o toplum nimet Allah'tan bilmiyorlar şimdi. Biz diyorlar efendim. Kişiden biliyorlar, kurtarıcıdan biliyorlar, kendi mesleğinden biliyorlar, efendim ilminden bilgiden biliyorlar. Haş vaş Allah Teala sanki devre dışı bırakılıyor. Bunun için Mevlam buyuruyor. Ve kalilü min ibadiye şekûr. Kullarımdan şükreden kullarım çok azdır, çok azdır Mevlam buyuruyor. Kişi o anda azıyor. Nankerleşiyor kişi evvel. İstene gidiyor böyle işte. İstene gidiyor. Tabi sonuç ne oluyor? Şükür kalktığı gibi nimete gidiyor muhteremler. Nimete gidiyor. Yemen'de Sebe'de bir yer var. Şimdi mesela Sana oran başlıyor da onda evvel Sebe diye bir şehir orada varmış. Oran başlıyor orası o zamanlar. Devlet idare yöntemi. Yani Belkıs'ın da bulunduğu yer. Allah Teala bizlere Sebe suresinde 10 halkanla bize örnek veriyor şimdi. O toplum, millet nasıl idiler? Baştan azap için geldi. Öyle bize bunu buyuruyor. Sibillah. Lekad kâne lisebeyin. Lekad kâne. Buradaki lam da kasem için. Allah Teala burada kasemle, yani yeminle Mevlam buyuruyor. Lisebeyin fî meskenihim âye. Sebe halkı için meskenlerin yurtlarında, yerleşik yerlerinde ayetler vardır sizler için. Ayet, alamet, ibret vardır. Düşünenler için ibret vardır. Cennet hani an yeminim ve şimal. İki taraflarında, sağ solunda bağlık, bahçelik, yeşillik, akarsular, her türlü ekini, ziraatı olan, meyvesi olan bir yermiş o dönemde, Yemen'de. Öyle bir yermiş. Oran daha evvel başkanı, devlet başkanı biliyorsunuz Belkıs'tı, Belkıs. Belkıs, babası insan, annesi cinni bunun. Devletin başına geçti kadın, orası yönetiyordu. Sonra Süleyman Aleyhisselam evlendiler kendisi, evlendiler. Bu Belkıs'ın babası, delikanlı, bekarmış. Bir gün giderken kırda bir yerde bakıyor, iki yılan dövüşüyorlar. Biri beyaz, alacı yılan, biri kara siyah yılan dövüşüyorlar. Kavga ediyorlar birbirlerine. Bu kara yılan biraz daha üstün geliyor. Beyaz yılanı ısıracak, öldürecek, ne bir şey yapacak. Bu genç delikanlı alıyor eline bir sopa, kara yılanı vuruyor. Onu öldürüyor, beyazını kurtarıyor. Yarısı bakıyor, kapı vuruluyor. Kim o kitap gidiyor, kapı vuruluyor. Senin padişahımı da istiyor. Davet ediyor seni. Oraya götüreceğiz. Ya padişah bey ne yapacak? Askerler bize emir ver. Al getir diye. Peki diyor, mecbur tabii. Ferman gelmiş, iki asir kapıda, silahlı gelmişler, hazırlanıyor, giyiniyor, giderken bakıyor, Allah bunlar insana benzemiyor bunlar. Siz kimsiniz diyor, biz cinli askeriz diyorlar. Beni kim çağırdı? Cin padişah seni çağırdı. Korkuyor ama, artık işten geçmiş tabii, bir şey yapamaz tabii, peki artık gidiyor bu. Bakın ne olacak diyor, gidiyor, gide gide, bunu bir yere götürüyorlar. Bakıyor, yer altında bir saray. Kocaman, büyük bir saray, şatafatlı bir saray. İçeri giriyorlar, askerlere haber veriyorlar, padişah kabul ediyor. Girip bakıyor, oturmuş padişah tahtında, etrafında adamları falan, bu geliyor, etrafında hemen ayakkabı bunu karşılıyor. Hemen getiriyor buna, yanına oturtuyor. Oturuyor, otur bakalım, oturuyor yanına. Diyor ki, padişah buna Müslümanmış, cin padişahı.
Allah senden razı olsun. Sen bu benim oğlumu kurtarmışsın. Onun için ben de seni ödüllendirmek için buraya kadar çağırdım. Yani kusura bakma, beni korkuttum ama sen bunun için çağırdın. Neyse, ben sana şimdi bunu vereceğim mükafatını. Çünkü ya benim şey yapmadım. Ya bir şey kurtarmadım. Ya kurtardın diyor. Oğlu oturuyormuş yanında, genç delikanlı. Bak bu benim oğlum diyor. Onu bugün sen kurtarmışsın. Bakıyor bakıyor. Ben onu hiç görmedim. Tanrım efendim. Ben kurtarmadım ben. Öyle olmadı bir şey. Sonra diyor ki Balaş'a, biz cinler diyor, bazen yılan şeklinde gireriz diyor. Cinler diyor. Benim oğlum da yılan şeklinde gezirirken diyor, bir kara gerçek yılan diyor, ona saldırmış. Saldırmış diyor. Onu öldürürken sen kurtarmışsın diyor. Bu benim oğlum diyor. Evet, öyle bir şey oldu peki. Şimdi bakıyor ki bu, evet, cin padişahı, cinler ama kendisini sayıyor, seviyorlar. Bir zarar gelmeyecek. Korkusu gidiyor bunun da şimdi. Rahatlıyor bu da. Şimdi soruyor cin padişahı buna. Ne istersen sana vereceğiz diyor. Biz altın çok. Ne istersen sana vereceğim diyor. Ne istiyorsa bakalım. Ne ihtiyacın var? Diyor, bir durak durakıyor da diyor ki padişahım diyor. Badem diye ne istersen bana vereceksin diyor. Ben diyor bir cin kızını edinmek istiyorum diyor. Şimdi bu. Eğer böyle bir kız varsa diyor, evlenecek benimle diyor, beni evlendirin diyor, ben bunu istiyorum diyor. Şimdi parça diyor ki, benim kendi kızım var, ben kızımı sana vereyim onu, istersen. Bir göreyim kızını peki diyor, peki. Çağırıyor da kızı, kız geliyor, kıza bakıyor, tabi cinler istediği görünebilirler. Cin kızı buna, melek gibi, hur gibi görünüyor buna. O kadar güzel görünüyor tabi, bunu kızı görünce kıza aşık oluyor, kabul ettim diyor. Oradaki akdetleri ediniyor bununla bu. İşte ondan Belkıs doğdu. Belkıs doğdu ondan. Belkıs doğdu. O da Yemen Melikisi. Meşhurdur yani. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor yani. Kur'an-ı Kerim'de bu hikaye değil bu. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani Belkıs'ın varlığı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yemen Melikisi oldu kendisi. Şimdi burada bir şey akla gelebilir. Peki ana baba ikisi insan değil, biri cin. Cinden doğan kişi dünyada görünür mü? Eğer erkek insan, dişi cin ise doğan çocuk o insan için doğar. Aynı görünür yaşar böylece. Ama erkek cinli olup da kadın insan olursa o zaman doğan kişi görünmez. Görünmez. Yani hatta o insan olan kişi, cinliyle evli olan bir insan, cinden hamile gebe kalsa, öyle fazla karnı şişmez böyle. Hafif bir sanki gaz yapıyor insan bazı karnı, bir gaz, hafif şişkinlik, öyle bir hafif bir gaz yapar. Doğumu da aynen bir gaz çıkar gibi olur ön tarafından böyle. Pof yapar böyle, sanki bir gaz çıkmış gibi olur. O kadın bile hayal meyal çok az bir şey görebilir ancak kendi evladını bile böyle görebilir. O kadın o evlerine bakamaz ama. Onu bakmaz, beceremez onu. Bakamaz onu. Bu sefer ne yapar? Cinli olan erkek kocası olur onu. Annesi, halasından, teyzesi bir şey götürür. Oraya o görünem o şekilde böyle şey. Ama erkek cinli ise, erkek insansa, kadın cinli ise o zaman aynı insan gibi görünür. İşte Belkıs öyleydi, babası insandı, annesi cinliydi, doğma insandı o da. Daha Sümer sonrası evlendiler bile. O konu ayrı konu tabii, girmiyor tabii o konuya şimdi. O Belkıs'tan sonra zaten Belkıs'a güneş tapınırdı kendisi de. Güneşi tapınırdı. Tabii Hüdüd kuşu, Sümer sonrası mektup yazdı. Alt bunu konu derken, Hüdüd kuşu aldı, attı onun mektubu ona, ama konuya girmeyeyim, çok uzun konu çünkü de. Belkıs'tan sonra orası çok bozulmaya başladı. 13 tane peygamber oraya Mevlam gönderdi, bak muhtemelenler. 13 tane peygamber. Şimdi bazıları soruyorlar, diyorlar ki, evet, akıllarına geliyor bazı kişilerin, efendim hep peygamber işte Şam'da, Mekke'de, orada burada mı olmuş? Kur'an'da ismi geçen 28 peygamber muhteremler. Üçü de itiraflı gene. Üçü de peygamber mi, evliya mı? Üç itiraflı.
Yani 25 tane kesin peygamber Kur'an'da bildiriliyor bak. 25 tek kesin bildiriliyor. Halbuki hadiste bildiğine göre en aşağı 124 bin peygamber bakınız. Veya 224 bin bakınız. 124 bin veya 224 bin peygamber geldi. Peygamber geldi. Yine Mevlam Kur'an-ı Kerim'den buyuruyor. Bir tek ümmet toplum geçmedi ki oraya peygamber gelmesin. Yani Yemen'de geldi, Seber'de geldi, Kanada'da geldi, Hindistan'da geldi, her tarafa geldi. Yalnız peygamberlerin daha büyük, ulazı peygamber daha çok böyle Şam, Kudüs bu civarda, Urfa'da böyle. Burada geldi. Diğer daha ziyade nebiler onlar. Nebiler ki ufak topluma geldi. Ona az ümmeti oldu. Sonra bir nebi tabi öldü mü onun hükmü kalkıyor. Onun şeyi devam etmiyor. Şia devam etmiyor. Bunun için bilmiyor onlar. İşte bu sebebiyle 13 tane peygamber Mevlam göndermiş peşi sıra. Göndermiş bunlara. Bunlara şöyle buyuruyorlar şimdi gelen peygamberler. Külü rizk rabbiküm veşkürü leh buyuruyorlar bakınız. Sebep bellesi Mevlam buyuruyor. Her tarafı, sağ üstü her tarafı yeşillik, bağlık, bahçelik, akarsular, ekinler, ziraatlar, meyveler, arıcılık, hayvancılık hepsi yerindeymiş böylece. O kadar bolduymuş ki artık hayvanlar akşam eve dönerken sütü akıyormuş ümmelerinde hayvanlar muhtemelenler. Tavuk yumurtaları artık ikişeyi bitiremiyorlar. O kadar bolmuş. Arıcılık, tereyağlar, ballar, ekinler o kadar muazzam bollukmuş. Vermiş olan Mevlam. Ve bunlara böyle diye peygamber gelen peygamberlerde külü yiyiniz, yiyiniz min rizki rabbiküm. Rabbin rızkını yiyiniz, bakınız. Rabbinizin rızkını yiyiniz. Rızkı ancak Allah veriyor tabi, veriyor bence. Allah rızkı veriyor. Veşkürüle ve Allah'a da şükür ediniz. Buyurlar. Allah şükür ediniz. Yani Allah-u Teala itaat ediniz buyuruyor. Emrine itaat ediniz. Tabi namaz kılın, oruç tutun, neyse o zaman ahkam dinleyeleri buraya getiriniz. Belletün tayyibetün Allah Teala buyuruyor Sebaka ülkesi için belletün tayyibetün tayyib belde tayyib tertemiz pak belde havası tertemiz suyu temiz doğal havası doğal gıdaları o kadar iyi bir yermiş ki temiz ülkeymiş ki o kadar oksijeni bol öyle havası güzelmiş ki orada sinekle yaşayamıyor baktı, yaşayamıyor orada. Efendim haşerat, sinek, pire yaşayamıyormuş orada böylece. Hatta başka yerden gelen seyyah yolcular eğer üzerlerinde tabi o zaman çok büyük bitirme falan böyle başına gelen yolcu üzerinde bit plan varsa oraya girince bit onun havası ölüyormuş da yani tertemiz havası, oksijeni doğal havasında öyle zararlı mal yaşamıyormuş. Orada yılan akrep bulunmuyormuş da böyle. Öyle yermiş. Mevla buyuruyor. Belletün tayyibetün. Doğal gıda. Doğal hava. Temiz hava. Tabii oradaki şimdi ne oluyor öyle bir yerde? İnsanlar da doğal yaşamını buluyor. Yani kan dolaşımı rahat, sinir sistemi rahat, sindirim rahat. Hiç kimse de gönlünde sıkıntı, darlık, bunalım, sinirsel kriz olmuyor kimse olarak. Herkes gayet rahat, neşeli oluyor. Mevla buyuruyor. Belletin tayyibetin ve Rabbin gafur. Bak, ve Rabbin gafur. Allah da gafur. Ne zaman? Allah'ın nimetine şükrederlerse. Bunlar ne yaptı bunlar bu nimete karşı? Fe'eradu bu nimete sırt çevirdiler. İnkar ettiler. Haşa dediler ki peygamberlerine bize Allah bunu veriyor dediler. Biz çalışırız dediler. Tamam ektin ama Allah vermezse nasıl biter o? Allah Teala bazen verir de ona böyle bir haşat gönderir. Mesela günümüzde ne oluyor günümüzde? Esne yok mu böyle
Zira mücadele. Günümüzde durmadan zira mücadele. Zira mücadele toprakta kirleniyor, havada kirleniyor, yağmur su alıp bunu derelere götürüyor, dereler kirleniyor. Tabi bu ekine de zarar veriyor, meyveye bu zarar veriyor. Ama eşte yokmuş bunlar. Eşten zararlı haşa yok mu muhteremler yokmuş. Fe'evredû. Ne yaptı bunlar? Allah şükür yerine, Allah iman itaat yerine ona sırt çevirdiler. Ben nefislerine tabi oldular bu sefer. Tabi bol bol iyince tertemiz hava, neşe, huzur, sağlık, sıhhat. Kimsenin dişi ağrımıyor, oradaki ağrımıyor bence. Kimse dişi çürümüyor, dişi ağrımıyor, mide sağlam, her şey sağlam. İnsan nefsi azıyor, haramına dalıyorlar. Fersin aleyhim seyleri arimi. Mevla abi ondan üzerine arim selini gönderdik Mevlam diyor. Arim seli. Orada bir vadi varmış. İki dağ arasında büyük bir vadi varmış. Oradan çok temiz bir kaynar suyu çıkıyormuş. Çok temiz, bol çıkıyormuş. Yalnız bazen yazın sulama mevsiminde orada bazen kavga oluyormuş. İşte bize su hissederken köylü arasında neyse böyle oluyormuş. O Belkıs dediğimiz o kadın, devlet başkanı, bunun iki tarafına büyük duvarlar ördürüyor. Orasına baraj yaptırıyor. Baraj yaptırıyor. Su yerden kaynıyor, tertemiz su kaynıyor. Tabii kışın devamlı kaynıyor, ilkbaharda kaynıyor, sonbaharda kaynıyor. Çok yüksek, gayet muhkem, sağlam etrafını ördürmüş, baraj yaptırmış. Kapakı yapmış buna. Hem suluyorlar, hem bal tutuyorlar, hem içiyorlar suyunu. O kadar muazzam bolluk bereketken. Fakat işte 13 tane de peygamber peşi peşine geliyor. Mevlam bunu da uyarıcı gönderiyor. Buna rağmen bunlar isyanda devam edince haşa Allah'a devre dışı bırakıp ona kulluk yerine efendim biz çalıp biz kazanıyoruz derekten iş bu raddeye varınca Mevlam onların başına ne yaptı muhteremler? Önce kapkara bulut geldi önüne bana. Havadan birdenbire günün başlarına kara bulut geldi. Birdenbire öyle bir yağmur gökten boşandı ki, aniden o kadar boşandı ki, dağdan, tepeden gelen sular o barajın duvarlarını yıktı, yıktı onları. Evlerin üzerine kadar çamur, çakıl, kum doldu. Ve hep çelek oldu. Yani bir anda kimseden kaçamadı bile. Kaçamadı öyle. Birdenbire gelen yağmurlar, sel felaketleri duvarları yıktı, parçaladı. Hatta su aldı. Hem de çamurlar da geldi, kum da geldi. Hepsi rekol gittiler onlar. Bu adetullah bu muhteremler. Adetullah bu. Yani hangi toplum, hangi millet Allah-u Teala isyan ederse Allah-u Teala onların başına mutlaka sonuçta bir felaket veriyor. Ama nasıl verecek, ne edecek, onu veren kendi bilir muhtemelen. Onlara böyle verdi, Nuh kavmine başka bir şey verdi, Lüt kavmine başka bir şey verdi Mevlam böylece. Ama adetullah değişmez, değiştirilemez, mutlaka kavmin başına bir şey gelir. Peki bir toplum Allah yolunda güzel giderse yine onların başına felaket gelir mi? İşte bu gelmez muhteremler. Gelmez. Sahabe-i kiramı bir örnek alalım önce. Sırat-ı kerime geçen muhteremler. Sahabe-i kiram hazaratları ne yaptılar? Her gün onların hali daha güzelleşti. Bakınız. Sahabenin hali manevi olarak her gün daha güzelleşti. Çünkü buyurdu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Men istevâ yevmâhu fehüve mağbûnûn. Bakın çok dikkat edin. Dikkat edin bakınız. Men istevâ yevmâhu. Bir kişinin iki günü eşli geçerse dünle bugünü, bugünle yarını kişinin eşit geçerse manevi açıdan fehüve o kişi mağbunun aldanmıştır. Dün nasılsa bugün kişi biraz daha iyi olması gerekiyor manevi açıdan. Bugün nasılsa
Kişi yarın biraz daha iyi olması gerekiyor. Manevi açıdan. Tamam, 5 vakit 6 namaz olmasın. Gene 5'te kılınsın. Ama dün nasıl namaz kıldık? Bugün biraz daha tatlı kılabiliyor muyum muhteremler? Dün Allah derken duyduğumuz hazzı, zevki bugün daha iyi duyabiliyor muyuz acaba? İşte hal budur. Yani kişinin halinde, manevi halinde, manevi makamında her gün biraz daha üstün olması gerekiyor hakkına. Eşit olsa kişi aldanıyor. Bizler hemen hepimiz dünü arıyoruz. Efendim işte neydi halim? İşte neydi halim diyoruz. Bakınız hepimiz genelde hep dünü arıyoruz. Daha iyiydik diyoruz böyle. Dünü arıyoruz. Halbuki dün gibi olsak bugün yine aldanmış oluyoruz. Aynı eşit olsak bile. Yüce Aleyhisselam Hazretleri iki gün eşit olsa, müsahibi olsa kişi aldanmıştır. Aldanmıştır. Kişi manevi halinden her gün biraz daha iyi olması gerekiyor. İşte sahabeler onlar öyle idiler. Onların her gün halleri daha değişiyordu. Daha iyileşiyor sahabeler. Her gün değişiyor halleri. Değişiyordu. Tabi ne oldu? Mevlam onlara açtı kapıları. Açtı kapıları. Onlara Rabbim nimet üzerine nimet. Artık nimet muhteremler. Sahabe-i Ekrem Hazretleri öyle gün gördüler ki, öyle zaman geldik önlerine geldiler ki, malın hesabı ediyor, zekatını hesaplıyor. Şu kadar altın, şu kadar gümüş. Torbaya koyuyor. Onu verecek insan arıyor bak sahabe-i Ekrem. Sırtına vuruyor, takta kapıyı vuruyor. Ne var? Efendim işte zekat getirelim, kabul eder misin? Ya ben kim vereceğim? Ben adam arıyorum, ben kim vereyim? Git başkasına git. Bak bakayım, sırtında zekat malı, onun tabii kağıt para da yok. Altın, gümüş, demir para da, sırtında torba. Arıyor, zekat bir insan bulamıyor. O zaman geldi muhteremler. O günler geldi bunlar böyle şey. Neden? Nimete şükür edildiği için, edildiği için böyle. Allah Teala her gün kulluğa arttığı için, onlar iki gün eşit olmadığı için, her gün biraz daha kemalat, daha terakkiyatlar, manevi açıdan iyi olduğu için, hep nimet arttı nimetleri. Nimet arttı böyle. Tabi Osmanlı da öyleydi, Osmanlılar muhteremler. Osmanlı devleti öyleydi böyle. Osmanlılar da Orta Asya'dan gelen bir kabile. Kabile muhterem. Devletlerden de kabile bakınız. Söğüt'e geliyor, Söğüt'e bir kasabaya geliyor burada. Küçük bir yere geliyor böylece. Üç kıtaya at oynattı bakınız. Akdeniz Türk gölü haline geldi. Üç kıta at oynattı böylece. O dönemde imkanlar yok böyle. Telsizde şunlar bunlar yok. Hem de Osmanlı ülkesinde tam bir sükunat vardı böyle. Kardeşlik vardı, böyle bir ortam ve nimetler vardı. Tabi son zamanlar araya gelen dönmeler böylece yıprandı gitti. Yani Müslümanlar cihat terk etti son zamanlarda. Rahat erdiler, nimete gitti muhteremler. İşte demek ki bizler de, azıcama bizler de böylece iki günümüz eşit olmaması gerekiyor. Her gün biraz daha kemalatta terakki lazım. Her gün kemalatta terakki, daha olgunlaşma. Okurken başka bir haz duymalı, dinlerken daha haz duymalı, dinlerken kişi daha sahiplenmeli, evde İslam yaşamalı, çoluk çocukla yaşamalı. İşte o da asıl saadet muhteremler. O da asıl saadet. Asıl saadette her ev bir Kur'an kursuydu, her ev böyle. Her ev Kur'an kursu, asıl saadette böylece. Şimdi kadın evde kocasını bekliyor. 4 gece. Nereden geliyor kocası? Peygamber'in sohbetten geliyor bak, gelecek. Namazdan gelecek kocası. Kadın 4 gece kocasını bekliyor. Neye bekliyor? Acaba Peygamber bugün ne buyurdu acaba? Acaba yeni bir ayet-i kerime mi geldi acaba? Daha gelirken hemen kadın soruyor. Hayrola bir şey var mı? Ne buyuruyor Peygamberimiz? Bak muhteremler. Yine erkekler de bazı vakti camiye gidemeyen ki sahabe gidememiş camiye, kaçırmış bir şey var mı gidememiş, yola çıkıyor bekliyor. Namazdan gelen bir arkadaş sahabeyi bekliyor. Ona soruyor. Yeni bir emir var mı? Yeni bir ayet-i kerime var mı? Peygamber yeni bir şey buyurdu mu? Muhteremler bakın öyle yaşadılar. Öyle yaşadılar. Allah onlara bir Medine kurulan İslam'da, Medine kurulan bakınız. Bugün bizim Hende gibi bir yer. Hende de küçük bir yer böyle.
küçük bir yer, o dönemki Medine. Öyle bir yerde, ama kısa bir zamanda, o dönem imkanlarıyla bak, yani deve hızıyla gidiyorlar. Uçakla değil, tankla değil böyle. Deve hızıyla gidiyorlar, kısa bir zamanda Ermenistan aldı, Azerbaycan alındı bak muhteremler. Sahabeler Ermenistan aldı, onunla gidiyorlar böyle. İran, Roma alındı tabi, alındı. Afrika başlamıştı, kuzey alındı. O imkan neden? İşte sahabe hayatı lazım muhteremler. İmandan, dinden bu şuur, bu bilinç, bu canlı, bu heyecan lazım bence. Bu lazım böyle. Her ev Kur'an kutu olması evimizde bence. Evimizde bence. Akşama geldik efendim. Açıklayan televizyonu, çıplaklar, filmler, şunlar, bunlar, ıvır zıvır, kadın dedikodu, şikayetler, şöyle yaptım, böyle yaptı. Ne hava kalıyor, ne bir şey kalıyor muhteremler. Namaza kılsak, o namazın rengi yok, tadı yok, kokusu yok muhteremler. Yani beyaz karpuz gibi, ham karpuz, hem beyaz karpuz gibi kesiyorsun, yumuşak, boyatlamış, renk, tat bir şey kalmamış, gelir mi o? Gelmez. Allah Teala buyuruyor muhteremde Rahat Suresi'nde Bismillah İnne Allahe la yugayru ma bi kavmin. Bak Mevlam burada buyuruyor muhteremde. Allah burada arası söz övüyor muhteremde bak. İnne Allahe Allah Teala kesinlikle la yugayru ma bi kavmin. Allah Teala bir kavme, Allah Teala bir toplam verdiği nimetin değiştirmez. La yugayı takdir etme, değiştirmez. Hatta yugayırı ma bi enfüsihim. O toplum kendi nefisteki hallerini değiştirmedikçe Allah Teala o toplumun nimetini değiştirmez, bozma, çevirmez muhtemelen bak. Mevlam buyuruyor. Demek ki bir toplum, bir millet, bir devlet ne kadar Allah'a bağlanırsa, ne kadar İslam'ı yaşarsa, ne kadar haramdan sakınırsa Allah ona verdiği nimetini kesinlikle bozmaz, değiştirmez. Kıtlığa gelmez, krize gelmez, efendim başka doğal afete gelmez. O ülkede her şey doğal olur böyle. Doğal mevsim olur, doğal sağlık olur, doğal gıda olur, doğal yaşam olur. İnsanlarda huzur olur, kardeşlik ortamı olur. Olur. Eğer o insanlar, o toplum Allah'ın nimetine şükrederlerse, İslam'ı yaşarlarsa, Şimdi şükür nasıl olacak? Aziz cemaatimiz. Oraya gelelim. Şükür küfra nimetin karşılığı geliyor, şükür. Nimeti Allah'tan bilmek, yaradanı bilmek, bizi Mevlam yarattı, mülk O'nundur demek. Mülk O'nundur. Beden de O'nun, can da O'nun böylece. Biz emanetçiyiz. Biz yaratılık ana karnında, hiçbir şeye karışık mı? Karışmadı muhteremler. Bizi yaratan Mevlam, erkek yapmış mesela, kimini dişi yapmış, kimi uzun boylu, kısa boylu, esmer sarışın. Yaradan, onun emrinde her şey. Hiç kimsenin karışma hakkı yok, o yaratıyor. Biz Mevlam dünyayı gönderiyor. Ama yine Allah'a döneceğiz. Dünyada geçici mesken dünya, burada kalıcı değiliz. Belirli bir süre. Aşağı yukarıda belirli ama yani böyle, sınırlı o da. Belli bir süre insan dünyada kalacak. Bir kişi aileyle kalmayan kişi dünyada insan. Çocukluk, efendim işte gençlik, orta yaşlı falan derken bir gerileme dönemi başlıyor. Bu dönemler, devreler belirli. İnsan aşağı yukarı kalacağız, süreçte aşağı yukarı belirli. Yine kalacağız. Niye buraya geldik? İmtihana geldik. İmtihana geldik. Allah'a Teala döneceğiz. O an hesap vereceğiz böyle şey. Önce bunu bilmemiz gerekiyor muhtemelenler. Eğer kişi bunu bilmezse, o kişi Allah korusun tüm her duyguların dünyaya bağlanırsa, o kişi her şeyden kaybetti. Bu birinci şart. Dünyaya gönderildik,
burada görevliyiz. Burada geçici bir zaman için buraya geldik. Allah-u Teala döneceğiz, hesap vereceğiz. Öyle muhtemelen. Bu kesin önce. Sonra ne yapacağız cemaatimiz? Önce imanların kuvvetlenmesi gerekiyor. İnanç önce. İman önce. Her şey imana bağlı. O gönlündeki iman ne kadar kuvvetlense, iman kuvvetlendikçe Allah-u Teala'yı tanır. Allah-u Teala'yı sevmeye başlar. Bir muhabbetullah denir buna. Muhabbetullah. İşte bildirme başlar kalbinde. Allah sevgisi. İşte eğer bir kişinin gönlünde Allah sevgisi bir filizini verse, o sevgi biraz bir artma başlarsa, bir de aşk vardır. Aşk herkese verilmez, onu kaldıramaz herkes muhteremler. Bir gün İsa Aleyhisselam Hazretleri giderken, bir yere yola giderken birisini görüyor. Yolda birisini görüyor. O kişi diyor ki, ya İsa, ne olur Allah senin duanı kabul eder. Allah dua et de Allah bana aşkından biraz aşk versin biraz diyor. Allah aşık olayım. İçim Allah de yansın. Bakıyor İsa Aleyhisselam o kişinin haline. Sen aşık kaldıramazsın diyor. Çıldırırsın, delirirsin diyor. Sana kaldıramaz diyor. Kaldırırım, şöyle böyle yaparım. Peki Allah biraz dua ediyor, gidiyor. O kişiye aşk ilahiden bir nebze bizlere veriliyor, gönlüne veriliyor. O kişi birdenbire eğilip bakın terk ediyor, bir şey gözü görmüyor. Dağlara, çöllere gidiyor böyle. Allah diye yanmaya bağırma başlıyor. Öyle bağırmaya başlıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam dönüşünde onu görüyor, karşıdan görüyor. Çıldırmış Allah diye, nasıl Allah diye yanıyor. Bakıyor İsa Aleyhisselam, kişi hepsini eğilip bakın terk etmiş. Ya Rabbi, aşkını al bundan biraz Ya Rabbi diyor. Rabbim aşkını alınca o kılı kendine geliyor, bir normalleşiyor. Gene evine dönebiliyor muhteremler. Bunun için aşk herkese verilmez muhteremler. Herkese verilmez. Yoksa dünya hayatı da o zaman perişan olur. Dünya hayatı bir toplumsal dengeye bağlı. Efendim şoför araba kullanamaz ki aşk olsa. Bir Allah diye yandım, aklı baştan gider. Nerede şahfı arabasını şahfı verecek. Onun için aşkullah çok ender kişilere verilir. Ender kişilere verilir. Onlar da ricalullah denir bunlara. Ricalullah denir bunlara. Bunlar büyük velidir bunlar. Velidir. Ama bunlar insanları da terbiye etmezler. Bunlar edemezler bunlar. Bunlar da cezbi derler bunlara. Cezbi hali. Cezbe çekim demektir. Allah buna kendini çekmiş. Bunlar Allah'a yanmışlar bunlar. Bunlar ricalullah derler bunlara. Bunların dışta görevi yoktur bunların bence. Nadirdir bunlar. Nadirdir bunlar. Tam böyle bir ricalullahın, böyle bir Allah demesi var ya muhteremdir. Var ya böyle şey. O anda melek titriyor melekler. Titriyor böyle şey. Yani bir kişi böyle ondan biri bir Allah deyince titriyor melek, titriyor böyle şey. İşte bunun madünü deniyor. Başarısında muhabbetullah var. Allah sevgisi var. Bu verilir kişilere. Bu kişilere verilir. Bir kişinin gönlünde muhabbetullah, yani Allah'ın cereşanı sevgisi bir tutar da mayası, fili tutar da biraz gelişti mi bu sevgi diğer bütün sevgileri aşar geçer o zaman. Geçer. Sevgi geçer. İşte bu kişi ne derler bunlara? Arifi billah derler bunlara. Bunlara kamil, bunlara denir bunlara. Bunların her şeyi değişir. Namazda en çok Allah sevdiği için Allah huzurunda. Dışarıda Allah huzurunda. O toplumda böyle kişiler çoğalırsa bir toplumda, o toplumda bolluk olur, bereket olur, huzur olur. Bunlar çok olursa bunlar. Bir kişinin gönlünde hiç Allah korusun böyle bir muhabbetullah, Allah sevgisi hiç gelmezse, her ne kadar bilinç olarak Allah'a inansa da bak, bilinç ayrı muhteremler. Evet, incelemelerle, bazı tefekkürlerle, işte kitap okumak şunlarla bunlara, Allah'ın varlığını ilimse açılana kadar kabullense de, böyle akılda, beyinde kaldığı için, gönülde bir sevgi olmadığı için tatsız olur. Şimdi bir örnek verelim, böyle tahta olmaz derler muhteremler. Bir genç kız,
Bir genç kız, evet işte evlenecek. Neye evlenecek? Efendim makamı var, rütbesi var, yetkisi var, malı mülkü var. Kız akıl olarak, yani kıl bilimsel açıdan bunu tam ideal eş görüyor. Her arada maddi olarak o erkekte var. Evi de var, arabası da efendim, makamı her şeyde var, parası da var. Kız ne diyor? İdeal hepsi buna var diyor böylece. Ama seviyor gönlünde. Gönlü seviyor, eğlenir. Evet, eşyalar konforlu, arabası son model, kolları, bilezikler dolu. Ama kız bakar ki, huzur diye bir şey yok orada ama. Yok muhtemelenler. Ve yatak odası takımı son sistemdir. Avrupa'dan getirilmiştir, konforludur mobilyası. Bak, yatar ama yatağında, hayır bakar ki ama huzur başka bir şeymiş ama kız bakar. Böyle tatsız oluyor böyle şey. Şimdi iman da çağımızda daha çok böyle bilimsel açıdan iman araştırılıyor sanki. Okumakta şu buna bilimsel açıdan araştırma sanki kalkılıyor. Bu ilk başta o lazım olabilir bir kafire karşı iman gelmesi için. Ama Müslüman daha ziyade muhabbetullah yönünden, sevgi yönünden Allah yönelmesi gerekiyor muhtemelen. Sevgi yönünden yere gerekiyor. İşte kişi Allah'ı sevmeye başlarsa, tabi bunun için Allah'a yönelmek gerekiyor. Allah'a tabi çok çok zikretmek gerekiyor Mevlamızı. Ona dönünce düşünmek gerekiyor. E kişinin gönlünde bir muhabbetullah belirdi mi? Sevgi belirdi mi? O zaman işte huzur da onda, rahatlık onda, kalbi itminanı hepsi onda işte muhtemelen. Hepsi onda o zamanlar derece. Ben şey yazmışım Fatiha suresinde, yazmışım muhteremden. Bir yörük kızı, Şarlı'da yaşayan bir yörük kızını o dönemin padişahının oğlu istemiş. Kız yörük kızı, Şarlı'da yaşıyor. Tabi babası, annesi, çevresi, hava uçmuşlar. Efendim padişah oğlu kızımızı istiyor. Hava uçmuşlar. Kız ben gitmem. Hayrola kızım nasıl gitmiyorsun? Padişah oğlu efendim işte bu. Saltanat, para, pul, altın, gümüş, yüce içerisinde. Ya ben gitmem. Kime gidecek? Yine çalı yaşam yürüdük. Onunla evleneceğim ben. Onunla evleniyor. Gitmiyor. Niye böyle yaptın diyorlar da. Ne diyor bakınız? Gönül kimi severse sultan odur diyor bakınız. Gönül kimi severse sultan odur diyor muhtemelen. Odur böyle şey. Bugün bir her şey tabii maddi bir örnek vermeye gerekiyor. Bugün evlilikte eşler arasında bile eğer gerçekten böyle bir sevgi olsa onlar mutludur, huzurludur, onlar rahatır muhteremler. Ama böyle bir sevgiye dayanmayan, sonra bilimsel olarak böyle işte varlığa güvenen, şuna buna güvenen, çıkar dolayısıyla olan evliliklerde huzur olmaz muhteremler. Tat olmaz, sevgi olmaz, olmaz işte böylece. İşte Allah sevgisi de böyle işte muhterem hakkımız. Sevgisi böylece. Şimdi mesela namazda var mı huzur bizlerde? Tabii kendim için konuşuyorum muhterem. Bilemem tabii de. İşte gönlüme bakıyorum. Ne demek namaz? Ne demek namaz muhteremler? Kişi Allah huzuruna gelmişiz. Kıbleye yönelmişiz. El bağlamışız. Allah-u Teala tam bir teslimiyet şöyle. Ne güzel bir teslimiyet. Dışarıdan gören kişi ne mutlu diyor. Ne mutlu diyor bence. Hatta kişi namazda öldüyse herkes buna gıpta ediyor. Ne mutlu bak namazda öldü deniyor bence. Ama acaba gönül namazdan bir haz diye duyabilir miydi acaba ama? Olan muhtemelenler. Ne zaman duyar? İşte gönül Allah-u Teala'yı severse muhtemelen. Severse diyor. Allah-u Teala sevmeye çalışma gerekiyor. O zaman kişi ne yapıyor? O zaman kişi her nimeti Allah'tan bilir. Hatta namaza gelmesi için Allah-u Teala şükreder bakınız. Mesela şükür namazı vardır. Niye kılın şükür namazı kılınıyor? Allah namaz kılmayı nasip etti. Kişi inandı Allah, iman etti elhamdülillah. İmanı kuvvetlendi. Mevla'yı sevebildi. Buna şükür gerekiyor. Neden? Bu da bir nimettir. Allah'tan bilmek gerekiyor. Bence. Bir de bir şey var muhteremler.
peygamberlerin başına, evliyaların başına musibete geliyor ama. O nasıl oluyor peki? O nasıl oluyor muhteremler? Onlar kişisel, müferit olaylar muhteremler. Olaylar böylece. Yani bir toplum, hepsi iyi. Hepsi iyi. İslam yaşıyorlar, İslam yaşanıyor. İslam böyle muhabbeti yaşanıyorsa, o toplumun nimeti artar, eksilmez. Ama toplumda bazı evliya bile olsa, musibetler gelir, hastalıklar gelir, kişisel, müferiden gelir. Neden gelir muhteremler? O da Allah'ın bir nimeti almak muhteremler. O da Allah'ın bir nimeti. Nasıl nimet Allah-u Teala'nın? Allah-u Teala bazı kulunu çok sever, Allah muhteremler. Yani kul Allah'a yönelmiştir, kul ihlaslıdır, kul samimidir. Kul Allah'a bir şey yapmak istiyor, kul Allah yolunda. Yapmak istiyor, bir şey yapmak istiyor. Fakat fazla yapamıyor, beceremiyor, yapamıyor. Zaman müsaade değil, mekan müsaade, işin müsaade değil, çevre müsaade değil, kul fazla bir şey yapamıyor. Ama yapmak istiyor bazı bir şeyler. Allah bunu tabi biliyor, görüyor. Allah da kulunu sevmiştir. Allah Teala kuluna bazı bir adam musibet verir muhterem bakınız. Eşinde, işinde, bedeninde, hastalığında, çoğu şanla kuluna bazı bir musibet verir. Kul da buna sabreder, sabreder. Kul öyle bir makam alır ki o anda, bak sabriyle, sabriyle kul o kadar makam alır ki bir isteyen namaz kısa nafile o sevabı alamaz muhterem bakınız. Demek ki o da ne? O da Allah'ın bir nimeti işte muhteremler. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yatıyla Peygamberimiz bir taraftan dönerken Peygamber mübarek eli kandile çarptı, kandile eli söndü. Ona takibi yok. Ateş alması gerekiyor bir yerden gece. O da imkan yok. Karanlıkta kaldılar. Peygamber şunu okudu. Bismillah. İnna lillahi ve inne ileyhi raciun. Bu okunur musibette. Bu da okunur. Peygamber bu ayet-i kerime okudu. Hazreti Ayşe Aleyhisselam sordu. Ya Resulallah, benim bildiğim bu ayet-i kerime musibet anında okunur. Sen şimdi bunu niye okudun? Dedi ki ya Ayşe, bak gecenin karanlığında kandilin sönmesi, karanlıkta kalmamız o da musibettir. O da musibettir. Ben bunu okumakla, yani biz Allah'a aitiz, yine Allah'a döneceğiz, ondan gelen razıyız. Anlam bunu okudum, Allah tarafına o kadar şey bana sevap verdi, bakmadı, verdi. Şimdi bakın muhtemelen. Mesela akşam sofradayız, yemek yiyeceğiz. Tam oturduk sofraya, evet de birden tam söndü. Hayır şöyle böyle. Ne gerekiyor burada? Tabii bir kast yok bunda. Olur. Ne gerekiyor buna burada? Bir sabır derler. Sabır gerekiyor burada. O da musibettir böylece. İşte insanın dişi ağrır. Mesela kişinin dişi ağrıdı bir gece. Uyuyamadı diş ağrısında. Midesi ağrıdı, böbürü ağrıdı. Kum tanesi yaptı. Kişi uyuyamıyor. Sabaha kadar kıvranıyor, kıvranıyor. Eğer bunu Allah'tan bilir, kişi buna sabrederse, kişi buna sabrederse, o gece kişi kalkıp nafile namaz kılsa o sevabı alamaz. Alamaz muhtemelenler. Bu için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya sümmel emsel fel emsel. En şiddetli bela musibetler peygamberlerin başına girer bakınız. Ama peygamberler bunu biliyor ama. Bunu biliyor muhtemelen peygamberler. Onu hoş karşıya bunlara böylece. Ne diyorlar? Hoştu bana senden gerek değil mi? Hoştur senden bana gelendi bak. Yunus Emre bunu söylüyor muhtemelen şey. Ne ki hoştur böyle diyor. Kefen de gelse, ipek kumaş da gelse, hoştur senden bana gelen diyor. Hoştur diyor. Tabi evlullah böyle muhteremler. Onlar böyle bunu bildiği için bunlar buna sabrederler. Buna sabrederler. Bu defa da o sabır sebebiyle bunlar çabuk makam alırlar. Makam alırlar, yükselirler bunlar. Zaten müminlerin iki kanadı vardır buraya Aleyhisselam Aleyhisselam muhteremler. İki kanadı müminlerin. Bir mümin iki kanadını uçuyor yönde gider. İki kanadı vardır. Bir kanadı şükür, bir kanadı sabır. Şükür, sabır. Yani hayır, şer, hayır, şer bak. Ya şükür ya sabır. Bazen
bol nimetlere şükreder. Bazen de onu Allah'tan sabrederse o kişi nedir? Mümin-i Kamil'dir. Lillahi Teala Fatiha.